kar yağdı, İstanbul felç oldu ama sizin işinize geldi bah. Gizemlerden mahsur kalmanın yararları. Eve gidemiyorum. İki gündür burada kaldım. Ne oldu? Bu oldu. Kaldı. Son senin mesajlaşıyorum da anlamıyorum ben bir daha adamı. Ona ne dedin diye sordum. Bugün senin götü nokku katlanın maşımnida. Badıseyo, bok badıseyo. Aha. Komatsımnida songsengin. Doğru mu yazdım komatsımnida ya? Song yazdım, son senimi yazmadım. Son. Allah, son senimi yanlış yazdım. Song hangisinde yanlış yazdım? Burada yanlış yazdım. Son senim değil de son senim yazdım ya. Hangisi doğru ki? Koleji mesajlaşmaya çalışan senemin dramı. Son senim. Ah be sonmuş ya. Son. Son senim. Bir dakika. Şimdi hangisi doğru? Son. Ah son senim. Son. Son. Son senim. Ayşem bir taraflarıyla gülüyordur, hala yazamıyor, kaç yıl oldu. Tamam. Rezil oldum. Çok rezil oldum. Tamam, güzel. Çok utandım şu sesini kısıyor. Uzun bir zaman aranın ardından. Güzel. Kandırılmış olarak. Öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey. Kameranın en azından görüşmüş olduk yani. Kadın bir ya evet. Bir de şöyle bir şeyin bir garantisi var yani. Ay sonu söylemiş. Kamsa. Tamam. Kamsa. Attı. Şey, Nisan'da biliyorsunuz ki hanımefendinin Bias grubu Big Bang comeback yapacağından ötürü bir de Gizem hanımefendi aylar öncesinde, hatta yıllar öncesinde, yıl oldu artık, söz verdiği üzere Big Bang kardeşlerimiz, kardeş dünya rahat kardeşimizdir çünkü hepsi Big Bang kardeşlerimizin comeback yaptığı süre zarfı içerisinde kendisinin bir reaction videosuyla karşımıza çıkacağına dair bir sözü vardı. Evet. Onu da tutacak. Yani bu sıralarda 2015 yılının ilk yarısına tekabül eden süre zarfında Gizem'i bu kadar çok görüyor olmam bence şahsım adına ve siz çingullar adına bence 2015'in güzel bir yıl olacağının göstergesi. Evet, bak. Evet, hazır dönmüşken. Çıkamıyorum şu an. Evet. Oradan çıkamıyorum. Çık. Evet. Çıktım. Şimdi bu videonun konusu nedir Senem Hanım? Bu videonun konusu İngilizceden belki aşina olabileceğiniz bir ismi var kendisinin ki videonun açıklama kısmında ve ismi kısmında da görebileceğim üzere 25 Facts That You Don't Know About Us oldu, me değil us. Yani hakkımızda bilmediğiniz düşündüğünüz 25 gerçek. Çek. Evet. Benim. Biraz zor oldu. Evet, birazcık. Oldu. Bakalım ne kadar saçmaladık. Bakalım hangilerini biliyoruz. Acaba bilmediklerimiz var mı arasında? Evet. Ben çok merak ettim. Bir dakika, kaybettim. Telefona güncelleme geldi. Geldim size. Samsung'a güncelleme geldi. Yeni bir telefon almışım gibi oldu. Her şeyi kaybediyorum telefonda. Galerim yok. Tamamen kayboldu. S-Finder'da arayıp buluyorum kendisini. Evet. Hazırım. Hazırız. Haydi bakalım. Kim başlıyor? Kaybaybo. Kaybaybo. Sen başlıyorsun. Bir. Küçükken Formula 1 pilot olmak istiyordum. Ya bunu ama ciddi ciddi. Yani gerçekten. Bayağı kariyer yani. Yıllıkta bile yazıyor. Evet yani ortaokul yılımda bütün arkadaşlarım bana hani inşallah Formula 1 pilotu olursun da Türkiye'yi temsil edersin falan gibi hani ilk Türk üstelik ilk kadın Formula 1 pilotu olma hedefi yani uçmuşum ya. Oyuncu olmak istediğim de hedefim şeydi ilk Türk Oscar alan. Yani sonuç bu. Bir şey olmadı henüz bu.
Benim bir numaram aslında Senem'in çok sonradan öğrendiği ya da fark ettiği. Benim söylediğimde hakikaten mi falan dedi. Aslında ben her şeyi yiyen bir tipim. Yani çok zordur bir şey yemem ama. Her şeyi yerim. Yani hiçbir şey burun kıvırmam. Ama hiç yemediğim ve görmekten kaçtığım bir şey var. O da sütlü tatlılar grubu. İçinde puding, kazandibi, sütlaç, muhallebi, süt kokan hiçbir tatlı ve böyle kıpraşık olan hiçbir tatlıyı yiyemiyorum. Ondan sonra ve hatta görmeye hani görmek dahi böyle içimi bir tuhaf yapıyor. Böyle sütlaçla bir lümbül lümbül oluyor ya. Ey. Jöle falan. Öyle şeyler böyle el oluyor böyle. Evet. Benim üç numaram bir de şey. Ne? İlk öpüşmemi 3 ya da 4 yaşımdayken yaşadım. Gerçekten bunu buradan duyurduğun için. Ama çok tatlıdır. Benim bakayım hakikaten ilk arkadaşım herhalde yani. Aile dostumuzun oğlu Turgay Yaşıtız. Hala da çok iyi arkadaşımdı yani. Çünkü yurt dışında okumuyor. Turgay'a takmış ama yani. 3-4'te. Şimdi ben de öyle şimdi öyle deme. Turgay yurt dışında okumuyor. Çalışıyor. Yurt dışında okuduğu için son yıllarda pek görüşemiyoruz ama çok yakınızdır hala da. Beraber büyüdük sayılabilir. Onların yazlığı vardı. Biz de onlara giderdik. İşte annemler onlarla takılırlar. Biz de Turgay'la takılırdık falan filan. Turgay da sürekli beni öper. Hatta öpüşürken bir sürü fotoğrafımız var. Annemden manyak olduğu için, iki tarafında annesi, iki tarafında babası manyak olduğu için sürekli bir fotoğraf çekmeler falan. Hala böyle fotoğraflarımız var hatta. Şey böyle Turgay'dı sonra elimden tutardı böyle götürürdü benim bunu yemek masasına böyle onlar yemek masasında sohbet ederken. İşte babama gidip, Rebi amca ben büyünce seninle evleneceğim ha ona göre falan diyorum. Babam tamam falan. Daha bir şey görmedim. Buradan Turgay'a sesleniyorum. Tabii buradan seslen. Buradan size. Turgay. Daha bir teklif görmedim kanka. Kanka ama ya. Yani şimdi. Hani bir yaşta böyle 40'ta falan hala bu haldeysek ikimiz de yani. Bence iyi bir mantık evliliği olabilir. İyi bir mantık evliliği yani. Çok kafayızdır ikimiz de senin. İkimiz de mesela acayip gezmeyi seviyoruz falan filan. Hatta bana sözü var benim de Kore'ye gelecek bir dahaki sefere bakalım. Efendim benim iki numaram saati okumayı ancak ortaokulda öğrenme yani başarabildim. Bu çok insan bilmez. Ben de bilmiyorum. Orta bir yanılmıyorsam ya da orta ikidir bilmiyorum. Çok uzun süre sadece elektronik okuyabiliyordum. Yani işte 12:40 geçiyor. Yani kalalar yoktu. Onları hiç öğrenememiştim, anlamamıştım. Uzun süre annemler öğrenebileyim diye bana bir elektronik saat almışlardı. Ondan sonra ve yani herhalde orta 2'ye kadar falan çeyrek kala ne demek? İşte ne bileyim 20 kala ne demek falan hiç bilmiyordum. O yüzden de uzun bir süre saat takmadım. O zaman ben bir itirafta bulunayım. Bunlara dahil değil ama bununla çok benzer. Hatta hala devam ediyor. 7 kere 7, 7 kere 8 ve 8 kere 8'in kaç olduğunu hala bilemem. Bilmiyorum. Hatta 9 sene de bilmiyorum. 9 sene de böyle elle bir hani şey var. Hani elini kullanmadan böyle bir şey geyiği vardır mesela işte atıyorum. 4 kere 9. 4. parmağını kapatacaksın. Buradan öncekiler onlar basamağı. Bundan sonrakiler birer basamağı. Mesela 36. İşte 8'i kapatacaksın. İşte 72 falan. Evet. Onun 9'ları da bilmiyorum yani normal. 9'ları da böyle çözüyorum ama 7 kere 7, 7 kere 8, 8 kere 8. Hala bilmem. Oturup böyle elimle saymam lazım. Bu itiraftı dahil değil. Çok zeki. Gerçekten. Sözelci. İlk sözelci olmuşum değil mi? Bence de. 3 numaram. Bunu çok yeni keşfettim. Geçen yaz keşfettim ve keşfettiğimde ağlama krizine girdim mutluluktan. Psikoloğum bana ilk anımı sordu. Ben de o an fark ettim. İlk anım mı falan oldum böyle. Ve ilk anımın sahnede olduğunu anladım. Yine böyle çok küçüğüm. 3 yaşında falanım yine. Böyle üzerimde yeşil bir elbise var hatırlıyorum. Böyle yeşilli beyazlı böyle. Anaokulunun müsameresinde en küçük çocuğuyum bu arada anaokulunun. Herkes büyük benden falan artık ilkokula gidecek yaşlar. Onların bana gösterisi var. Ben çok küçüğüm diye bana hiçbir şey yaptırtmadılar müsamerede. Ama ben de küçüğüm sahneye çıkmak istiyorum diye onlar selam verirken beni de çıkardılar. Onlar hepsi böyle hatta beyaz tütüleri falan var. Ben böyle yeşil elbise üzülmüştüm. Böyle, yok falan diye. Ve insanların alkışladığını hatırladım. Yani ilk anım o. Ve
ağlamaya başladım hüngür hüngür. Doktorum da şok oldu, ne oluyor diye. Dedim ki ilk hanım sahnede bunu anlattım ona ve şey dedim. Doğru karar vermişim falan oldum böyle. Hani içimde çok çok ufak hani böyle herkes de olabilir. Hani böyle acaba doğru karar mı verdim hayatımla ilgili diye. O ufacık zerre kadar olan soru işareti o anımı hatırlamamla kayboldu. Böyle mutluluktan bayağı ağlamıştım. Doktor da şok olmuştu. Kahve getirin bana falan diye böyle. Ağlı yapın falan. Evet, benim 3 numaram. Ben annesine çok düşkün bir tipim. Hani herkes öyledir mutlaka ama benim en yakın arkadaşım, en yakın dostum artık annem yani. Bizim ilişkimiz biraz hani daha yakın. O yüzden hayatım boyunca daha çok küçükken babaannem bir yastık yapmış. Küçük böyle bir yastık. Hı-hı. Ve ben hep ona anne yastığı demişim ve annemin kokusunu duyduğumu söylemişim. Annemin böyle kendine özgü bir kokusu var ve ben korktuğumda ya da böyle stres olduğumda hep annemin kokusunu duyarım burnumda. O yüzden de hala annemin kafasını koyduğu, uzun süre uyuduğu yastığı arada bir çalıp onunla ben uyuyorum. İyi telafi ediyorum. Evet, manyağım ama benim de aynı, bak aynı sıraya koymuşuz. Benim de uyumakla ilgili bir bu tarz bir durumum var. Benim de zaten hassasiyetim var. Hmm. Yani böyle anlatacağım sebebini de. Ya saten böyle dokunayım hisse. Mesela saten hiçbir şey giyemem. Böyle saten bir şey değdiğim an hemen uykum gelir, hemen bayışırım. Böyle uyandıramazsın beni. Böyle mala, zombiye bağlarım falan. Sebebi de yanlış bilmiyorsam dedem doğduğum zaman hediye almış bana. Böyle bez bir kitap. Baggy Bunny. Hmm. A Day of a Baggy Bunny. İngilizce bir kitap. Baggy Bunny'nin, Tavşan Baggy'nin bir günü diye. Hmm. Çok tatlı bir tavşan var falan. Onun böyle 5-6 sayfalık böyle bez bir kitabı, etrafta saten kaplı. Eskiden pembeydi. Hatırlıyorum. Onunla uyuyormuşum. Hala da onunla uyuyorum. Ve böyle çok hani çok yorgun olduğunuz için uyuyamazsınız veya çok böyle saçma sapan düşüncelerden böyle düşünmeyi durduramaktan uyuyamazsınız falan ya. Veya uyumanız gerekir, uykunuz yoktur ama uyumanız gerekir, böyle kasarsın uyuyamazsın. Öyle durumlarda onun böyle kenarının satenine dokunayım, hemen niye diye gidiyorum böyle. Eskiden pembeydi, sonra o yırtıldı falan, annem sonra mavi bir saten koydu. Neydi adı, Mimi mi? Mimi diyorum ona. Mimi. Hayır, yani öyle küçükken böyle bir ses çıkarmışım, adı Mimi oldu. Mimi. Şimdi de böyle bayağı sayfalar yırtıldı. Baggy Bunny'nin böyle şey, onu dikmem lazım diyor. Gördünüz mü? Hala çocuğuz. Evet. Uyunuyorum onunla. Mimisiz uyuyamam. Yani o evimdeysem mimisiz uyuyamam. Dışarıdaysam sıkıntı yok. Aramıyorum ama. Yani mesela ilk yurt dışına çıktığımda yanımda götürmüştüm. Hmm. Ama mesela sonra işte Kore'ye Mora'ya gittiğimde götürmedim tabii yani. Ama evimdeysem mimimle uyuyacağım yani. Öyle, ona göre adam olun. Koca yatıp mimi. Aa, koca yatıp mimiyle uyuyorum. Bana koca ne lan? Koca mimi mi? Ben anne yazdım. Koca git anne. Seninki daha bir şey hani Oedipus kompleksine yakın bir durum yani. Ya da olmadı, ben yatağa girmeden önce annem yatar kokusu siner onu. Ondan sonra. Benim şimdiki söyleyeceğim 4. maddem. Ya bu birazcık hani biraz özel bir şey söylüyorum belki ama. Efendim ben hastalık hastasıyım. Daha özel. Yani yaygın anksiyete bozukluğum var. Yani bu çok önemli bir şey değil ama şöyle söyleyeyim. Mesela çok ciddi işte baş ağrısını beyin tümöründen şüphelenirim. İşte ne bileyim, bir yerimde sivilce çıksa acaba deri kanseri miyim diye şüphelenirim. İşte boynumdan böyle cırt cırt yapsa MS miyim diye düşünüyorum. Yani ben bu konuda hakikaten... Çok ben fena. Artık takmıyorum. He öylesindir diyorum, geçiyorum. Hiçbir şey çıkmıyor çünkü hiçbir zaman. Çok uzun bir süre internette sırf hastalık araştırarak geçirdim. O yüzden de son zamanlarda tamamen hiçbir şey araştırmıyorum. O yüzden de daha iyiyim ama hakikaten bu konuda klinik vaka. Hani mesela Gizem, mesela bir ilacı söyle, hemen ne işe yaradığını, içinde ne olduğunu, kaç saatte bir alman gerektiğini, dozajını falan her şeyini bilir yani. Hani o ilacı kullanmış olsun olmasın hiç fark etmez. Bir gün kullanabilirsin yani. Biliyor, hepsini biliyor. Eczane. Evet. Benim de Gizem sayesinde öğrendiğim bir şeyim var. Onu söyleyeyim. Uyurken diş gıcırdatma ve sohbet etme özelliklerine sahip. Ama sohbet ediyor. Sürekli değil ama yani büyük, yani çoğunlukla çok yorgun olduğum zamanlara denk geldiğinde. Zaten diş gıcırdatma, çene sıkma mevzusu strese bağlı bir olay.
Hani o çok normal. Konuşmanın sebebini bilmiyorum. Muhtemelen o da öyledir. Veya da bir bilinç dışının çok önemli diyebiliği falan filan. Onun teknik bir tıbbi bir açıklaması vardır kesin. Ama yani ben... Ben Gizem olmadığım için bilmiyorum. Yoksa Gizem olsa hemen. Gizem mesela konuşuyor olsa uykusunda hemen biliyorduk sebeplerini şu an. Ama ben bu kadar sürede hani en fazla... 5 kere 6 kere falan rastlandım. Bu senden sonra söyleyenler de oldu işte okulda kaldığımız zamanlar prova aralarında falan filan denk geldi birkaç kişi ama hani böyle tam hani seninki kadar net değil mesela. Yani ben çok gibi. Net. Ben çok net konuştum. Güzel, ben de yani. Sohbet etmiş ben yani. Ben konuştum sohbet ettim evet. Yani ben konuştum. Oynuyor bende. Öyle bir arkadaşım var. Oynuyor. Efendim benim diğer bir maddem çocukken... Hala bir yaptığım oluyor ama çocukken yatmadan önce bütün odamdaki cansız eşyalarıyla sohbet eder ve ondan sonra da iyi geceler dilerdim. Yani işte iyi geceler dolabım, iyi geceler masam, iyi geceler penceremem, iyi geceler perdem diye hepsiyle ve uzun süre böyle baya baya muhabbet edip. Hani koyun saymak yerine. Eşyalar Hala arada böyle cansız eşyalarla konuştuğumu görüyorsun. Televizyonumla ya da bilgisayarımla. Ay canım benim falan dediğim oluyor. O bana da olur. Araba kullanırken. Aa direksiyon. Aa vites unuttum. Aa ışık yazdı. Aa ışık. Aa niye yandı? Niye yandı ki şimdi falan. Ya oluyor. Sonra ama çocukken daha fazlaydı bu yani. Benim nerede kaldık? Evet, hayatım boyunca yiyebileceğim ve yemekten asla sıkılmayacağım ve kesinlikle inandığım bir şey var ki kulağım çınlıyor şu anda. Turgay mı andı acaba? Hani ben inandım o benim. Tamam. Pilav arkadaşlar. Her türlü pilav itina değildir ama en çok sadesini severim. Lapa, tane, İran, Türk hiç fark etmez. Her türlü pilav itina ile yedir. İçinde balık olmadığı sürece ona da geleceğiz sonra. Balıklı pilav mı hiç? Hamsili pilav falan var ya. Ha. Yani içinde sevmediğim bir şey olmadığı sürece her türlü pilavı yerim. Öyle anlatayım. Bravo. Babçı. Babçıyım aynen. Efendim. Ben hala paşa çayı içiyorum. Yani kimse çok fazla çay kozlamıyor ama çoğunlukla içtiğim çaylarda yani üstü su dolu. Sıcak çay içemiyorum. Ondan sonra içtiğimde bütün böyle boğazım falan yanıyor ve nefret ediyorum o histen. Aslında zaten çok sıcak bir şey içmek çok zararlı. Evet. Ama işte hani böyle bir kaynar çay içme alışkanlığı var ya Türkiye'de. O yüzden de hani ben böyle sürekli işte kupa işte, işte kupanın 3'te 2'si falan su falan şeklinde böyle elle yiyorum. Bir de içiyorum. Bir de şerbet gibi içiyorum çayı. Altı şekerli zaman. Falan içiyorum. Ben de çay seven bir insan değilim. Yani siyah çay seven bir insan değilim. Ben de içeceğim zaman böyle. Bazen içmek zorunda kalıyorsun falan. Tabii. Yani böyle bir yere gittiğinde. Şerbet yapıp. O da laf oluyor. İçmesen daha iyi aslında. Benim diğer bir iki tane vazgeçemediğim içecek var ki hakikaten bir tanesi bağ. Yani gerçi aslında ikisi senin de içinde bağımlılık yaratacak bir madde var. Ondan dolayı da olabilir. Kafein o da. Ama bir tanesinden gerçekten korktum bir ara yani. Hakikaten bunu da yaşayamıyorum acaba falan diye. Sonra yaşayabildim fark ettim. Sıkıntı yok. Bir iced tea şeftali ama marka verecek gibi olmasa ama Lipton olacak kendisi. Fusti falan sevmiyorum. Lipton iced tea Kore'de bulduğumda çok sevmemiştim. Lipton iced tea şeftali. Bir de iced americano hastası. Yeah. İkisini içtiğin zaman asla uyuyamıyorsun. Çarpıntından geberiyorsun ama yine de hastası. Aynen. Ama şimdi şey eskiden uyku sorunum vardı. Uyku düzenini yaptıktan sonra şimdi kahve içinde o kadar sıkıntı olmuyor. Tabii ablanırsam yine tabii ki uyuyamıyorum ama bu sıralar iyiyim yani. İçiyorum kahve. Hiç olmuyor. Amerikano zaten bu konuda. Amerikano aynen. Amerikano özellikle sabahları içmeye çalışıyorum ki hani akşama kadar artık o kafein çıkmış olsun vücudumdan yani. Efendim, benim diğer sayacağım madde. MP3'ümde hani herkes sırf Kore var zannediyor. Anlasın. Halbuki yok öyle bir şey. MP3'ümde MP3'ümde çok az da olsa Türk şarkıcılar var. Yabancı da değil. Türk. Yabancılar da var ama Türk şarkıcılar da var. Özellikle bazı şarkılar yani neden olduğunu ben de bilmiyorum ama nedense ben onları çok seviyorum. O yüzden dinliyorum. Biri Atiye. biri Serdar Ortaç. Üçüncüsü de Demet Akalın'ın Türkan'ı. Üçünde nedense bilmiyorum ama çok seviyorum. Ben bunları bilmiyorum. Aa, Hadise falan da var.
Ondan arkadaşımızı sonra... tekrar gözden geçirdim. Ve hani bilmiyorum yani hani Serdar Ortaç'ı şimdi hani çok böyle boş şarkılar yapıyor falan diye konuşuyoruz ama ben Serdar Ortaç'ı ilk başta çok severdim. Ben de Karabiberim'de falan aşıktım. Evet yani çok iyi albümlerdi onlar. Ve o zaman da o da çekik ya ondan mı acaba? Yani o zamandan bir alışkanlık kazandım. Demet Akalın'ı hiç sevmem ama Türkan şarkısını annemle sürekli söylediğimiz için çok sevdim. Atiye'yi seviyorum. Atiye güzel bir müzik yapıyor. Aynen Atiye. O yüzden dinliyorum yani. O neydi? Kal var ya Kal. Teoman'la. Onu mesela seviyorum. Ve hani bazen hani bazı şarkılar hala diyorum. Modelli zaten hastasıyım. Evet, o yüzden evet. Modelli hep dinliyorum ama hani Atiye. Nil Sertap falan. Evet onları da seviyorum. Onları da dinliyorum ama yani Atiye Serdar Ateş benden çok beklenmeyecek işlerdir diye düşünüyorum. Ben beklemezdim. Benim bir başka 8 numaram. Evet çok fazla yere gitmek istiyorum. O ayrı bir mesele ama dünyada gerçekten küçüklüğümden beri çok gitmek istiyorum dediğim bir yer var ki aslında yani hala neden gitmediğimi ben de bilmiyorum. O da Nemrut Dağı'dır. Çok gitmek istiyorum. Hala gitmedim. Yani nedeni de bilmiyorum ama oradaki heykeller bana acayip etkileyici geliyor. Yani gidip falan yapmak istiyorum yani karşılığında. O kadar. Yani bir günlüğüne bile gitsem yeter muhtemelen benim için. Bu. Sabah 5'te gitmen gerektiğini biliyorsundur herhalde. Evet yani tabii ki güneş doğarken. Zaten benim söyleyeceğim bir şey bu benim ödev ve proje yapmakla ilgili bir sistematiğim. Ya da nasıl diyeyim bana bir sorumluluk verildiyse eğer yapmam gereken bir sistematik. Eğer mesela bir ödev yapacaksam 20 sayfa varsa böyle 19 dan geriye sayarak tek tek not olarak yazarım 19-18 diye 0'a kadar. Ve her okuduğum sayfa ya da her yazdığım sayfada tik atıyorum. Böyle bir alışkanlığım anlamadım. Var. Anlamadım. Ya mesela diyelim ki 20 sayfa yazmam lazım. Hayır lazım. Lazım. Ha, ben de 20 sayfa ödev yaptığımda diye anlayıp 20 sayfa ödev yazmam lazım. Mesela 20'den geriye doğru sayıyorum. Ondan sonra her yazdığım sayfada çevirip ondan sonra da oraya tik atıyorum. Böyle bir alışkanlığım var. İşte 350 slide hazırlayacaksam 350'ye kadar yazıp ondan sonra her hazırladığım slide'da tik atıyorum. Böyle bir alışkanlığım var. Motive etme aracı benim için. Hatta tez yazarken bir sürü film karesi çözümle gerekiyordu. Bütün film karelerinin isimlerini yazdım. Ondan sonra her defasında bu da bitti. Devam et. Ya yapabilirsin. Kendini kendini gaza getirin. Böyle bir alışkanlığım var. Benim de. Benim babam Galatasaraylı. Evet. Ben bu durumda çok mutluyum. Evet. Sen de Galatasaraylı. Ve şeydir. Hani uaa falan değildir. Ama hani gerçekten çok sever Galatasaray'ı. Evet yani. Ve Galatasaray maçı olduğunda falan seyrediyor yani. Ya evet seyrediyor. Sucuk ekmeğe ne diyorsunuz? Ben nerede kaldık Galatasaray? Sizi dalga geçmeyin. Evet. Yani maçları izler yani ve şeydir hani gerçekten hani Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu falan düşünüyor vesaire vesaire. Yani ben de hani küçükken her babanın olduğu gibi yani benim kızım Galatasaraylı falan diye böyle hani çok fazla fanatik şekilde olmasa da hani mesela babam bana ilk öğrettiği şeylerden biri. Babam böyle en büyük cimbom dedirtmeye çalışıyormuş bana. Babam en büyük dermiş ben de daddy. Ben babama daddy diyorum. Daddy dermişim inadına cimbom demek yerine falan. Neyse böyle hani ondan sonra ben bir ara küçükken gittim böyle babama böyle oturma korkarım falan dedim. Dedi seninle bir şey konuşacağım ama ilkokuldayım yani. Dedi ne oldu kızım falan. Bir de ilk defa gitmişim böyle ciddi ciddi yani şey gibi ben evden ayrılıyorum. Hani ilkokuldayım. Yani o ciddiyetle gittim. Dedim ki dedi ben Beşiktaşlı olmak istiyorum ya. Böyle. Babam da şey oldu bak kızım daha sayın böyle böyle başarılar var. Babam çok ciddi ama böyledir şöyleydir 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 ama tercihi sana bırakıyorum dedi. Ben tamam Beşiktaşlıyım o zaman ben hiç takmadım bile. İngiliz vardı olarak. Ve gerçekten lise liseye kadar fanatik Beşiktaşlıydım. Evet, maçlara gitmiştim. Yani. Hatta sırf normalde benim Şişli Lisesi'nde okumam gerekiyordu. Yani semt dolayısıyla. Ama allem ettim, kallem ettim. Annem babamı ikna ettim ve Beşiktaş Lisesi'nde okudum. O kadar fanatiktim evet, yani. Evet, fanatikti. Sonra ne oldu? Şu anda hiç futbol falan sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum bile diyebilirim yani. Hiç sevmem. Evet. Ben kadar sevdim yani. Takımsızım yani. Fanatikim de. Aynı zaman yaptım. Benim bir diğer şey, kitap okurken asla çift sayılarda kitabı bırakmam. Ve asla
şöyle açtığınızı düşün. Bu taraftaysan bırakma. Bu taraftaki kitabı bırakma. Bu tarafı bırakmam sayfayı. Mutlaka bu taraftaki sayfayı bırakırım. Bende de var o fikir. Ondan sonra ve eğer mesela atıyorum 65'teysen mutlaka 70'e tamamlayıp böyle bırakırım kitabı. Öyle bir alışkanlığım var. Neden çiftlerde durmuyorum onu bilmiyorum ama sürekli teklerde durmakta bir hastalığım var. Tek benim 10 numaram en sevdiğim şarkı. İki tane var. Biri Michael Jackson'ın Man in the Mirror'ı. Evet. Gerçekten çok severim. İki muhtemelen çoğunuzun bilmediği bir şarkı ama hepinizin bildiği bir gruba ait aslında. Mor ve Ötesi'nden. Mor ve Ötesi'nin basçısı Burak Güven'in solo olarak yani kendi söylediği Balıklar adlı şarkıdır. Tavsiye ederim. Açın bir dinleyin. Çok severim. Evet. Balık sevmem ama şarkıyı severim. Efendim. Benim 10 numaramda çektiğim mesajlarda, yazdığım şeylerde, internet dünyasında ya da kısa mesajlarda ne diyorsanız deyin buna. Mutlaka emotikon ya da noktalama işaretlerinden 3 tane kullanırım. Bakacağım hemen. Mutlaka 3 ünlem, 3 gülümseme falan genellikle istikrarlı şekilde kullanan bir tipim. Çok nadirdir bunun dışına çıktı. Sen de WhatsApp'tan mı konuşuyorsun? Ay şeyden. Kakao'da. Ondan sonra genellikle hani şeydir böyle bir istikrarım var. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Bir batıl durum bilmiyorum herhalde. Yani 3 tane koyunca şey yapıyor. Yok. Yalan söylüyor. Hiç bak. Önüme çıkan 3 mesaj var şu an son konuşan. Üçünde de hiçbir şey yok. Bak ye de sesin abla. Hiç. Yalan söylüyor. İnanmayın. İnanmayın. Yalan. Öyle genelde tanıtım öyle. Var. Genelde öyle. Çok nadir yani. O kız yalancı. Benim neydi ya? Notlar neydi? 11. Bir ara sadece kulaklarımda 12 tane piercingim vardı. Evet. Toplam 13'lük de dudağım delikti. Evet. Ortada. Sadece kulaklarımda 12 tane piercingim vardı. Ya. Lisedeyken. Bu. Şurada, şu an 1, 2, 3, nerede? 1, 2, 3, 4, bir de ya, bir de normal delikler var. 4, 5, 6, 7, 8. İyiymiş yine, iyiymiş. Efendim, benim söyleyeceğim şey ise, itiraf edeceğim şey. Ben dudak okuyabilirim. Evet. Ve çok ciddi okuyabilen biriyim. Genellikle kimseye söylemiyorum çünkü... Yani bir şeyler öğrenmemi sağlıyor bu durum uzaktan. Ama yani çok böyle uzakta falansa biri hani kimle konuşuyor gayet güzel anlayabiliyorum. Sen, eğer uzakta benimle ilgili konuşuyorsanız dikkat edin kendinize. Benim... Böyle herkesin seçtiği yolda, seçtiği kariyerde böyle bir yapmak istediği bir şey, olmak istediği bir pozisyon, almak istediği bir ödül veya ne bileyim bir yani bir hedefi vardır ya, bir hayali veya. Benim de bir oyuncu olarak en çok oynamak istediğim rol ki imkansız değil ama çok zor. Çünkü aslında bir erkek oynuyor bu rolü. Rent müzikalinde ki benim en sevdiğim müzikaldir. Şeyin Türkçesi ne? Erkek ama kadın kılığında. Yani drag queen de hani drag queen yok. Huysuz Virgin gibi bir karakter var. Hı-hı. Angel diye. Aslında erkek homoseksüel ve kadın kılığında normalde dolaşıyor ama oyun içinde erkek kılığında yani üstünde tişört olmadan da görünüyor vesaire vesaire. Muhteşem bir karakterdi. Çok severim. Çok eğlencelidir. Çok zordur. Ve benim en çok oynamak istediğim karakter Rent'ten Angel istiyorum. Angel istiyorum. Kısmet yani. İstiyorum. Artık Rent oynanmıyor ama. Hazır duyarken. Ben de Angel potansiyelim. Yani vampir olan değil. Vampir Angel. Ha! Oha Buffy ile Angel. Yuh. Vampir dedim mi Edward bir kere artık. Artık. Bu yeni nesil izliyor.
Vampirler nereden nereye geldiler? Dracula nerede? Bak Dracula'dan Angela, Angel'dan Edward'a, oradan True Blood falan filan, Vampire Diaries falan derken bak ama Angel çok daştı. Daştı valla. Vallahi daştı. Efendim benim itiraf edeceğim bir başka. Şimdi sizde var mıdır bilmiyorum ama ben çocukken çok uzun süre elimde deodorant şişemle kendimi şarkıcı çok hayal etmişimdir. Abimin tripotuyla ben. Ben çok tam ağzıma denk geliyordum. Çok ayakçı. Ve hala zaman zaman stres atmak için aynı yöntemi kullanıyorum. Bangır bangır müzik çalarak, bangır bangır dans ederek ve hala deodorant şişemle playback yaparak. Ama yani en yakın bu yani şimdi. Bak en son yapmış bilgisayar başına. Açmış karayı. Ben de yapıyorum çünkü. Açmış karayı. Buradan söylemiş. Hala yapıyorum. Yani yapabileceğim bir şey yok yani. Ben de yapıyorum. Benim 14 numaram. 18 yıl gözlük, 10 yıl lens kullandım. Evet hakikaten ya. 18 yıl gözlük, 10 yıl lens. 28 yaşında değilim. Hayır. Gözlükle lens aynı anda kullandığım süre var içinde. Şaka gibi. Geçen yıl değil, ondan önceki yıl. Kasım 30'da da göz ameliyatı olarak ikisinden de kurtulmuş oldum. Herkese tavsiye ederim. Ki bu sürece siz de şahitsiniz. Evet. Efendim benim diye söyleyeceğim bir şey. Türk filmi bilgim. Ooo benim sıfır. Ben, sıfır değil de bir. Yani yenilerden bahsetmiyorum tabii ki. Yeni filmlerden bahsetmiyorum. Yeni filmleri hiç seyretmiyorum ama çok nadir seviyorum ama annem sağ olsun. Bu annemin bana kazandırdığı bir alışkanlıktır. Kuzenime de kazandırdığı bir alışkanlıktır. Biz ikimiz manyak Türk filmi severiz. Eski ne Türk film varsa hani 100 tane kanal verin ben bulurum o Türk filmi olduğunu ve muhteşem severek falan böyle acayip seyrederim. Yani Edison, Kınalı Yapıncak mesela favori filmlerimdendir. Yani Hülya Koçyiğit'le Edison'un. Ondan sonra hani çok severim yani işte zaten çok uzun süre Tarık Akan hastasıydım yani. Ondan sonra Ferit Ferit falan diye dolanmışım çocukken. Damat Ferit. Evet. Biliyorum. Ondan sonra hani çok severim hani. Gülşen Bubikoğlu falan. Gülşen Bubikoğlu çok güzel kadın değil mi ya? Evet çok. Yani hakikaten çok severim ve eski filmleri yani Türkan Şoray, Tarık Akan'ın falan oynadığı film hastasıyımdır yani. En son yazın bir Tarkan izledim. Evet. Ah tapot. Yani hastasıyım o yüzden de hala çok severim. Benim için çok nostaljik bir histir ve seyretmekten de çok keyif alırım. Koreli bir itiraf. Koreli ilgili bir itiraf geliyor. İlk dinlediğim K-pop şarkısı. Ama yani şeyden bahsetmiyorum şimdi. İlk izlediğim dizi Dream Eye. Onu biliyorsunuz. Ve müzikal. Oradaki şarkılardan bahsetmiyorum. Ama zaten Dream Eye'in bir ya da ikinci bölümündeyken falan dinlemiştim ben bu şarkıyı da. O da 2PM'in Hands Up'ıydı. Evet. Şöyle ki merak edip indirip MP3'ümü atmıştım. Gece yatarken de kulağıma takmıştım. Ulan bu ne bir bakayım dedim. Hands Up çalmaya başladı. Ben böyle bu ne ya falan. Sonra pıp 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 can hands up kısmı bir geldi. Ben bir kahkaha bir dalga geç. Bu ne lan Dresha'a falan lan falan. Pıp 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 ne lan falan diye. Gel gör ki şu an bir hat ıstım. Şu andaki halim bu. Hands up aç burada koparım. Allah belamı vermiş bence. Efendim benim Selam bunu biliyor ve hatta ondan çok dalga geçiyor ben ama çok ciddi batıl inançları olan bir insanım. Bana da yaptırtıyor. Zorla. Poponu kaşı dilini ısır. Onu yap. Çok ciddi. Şey yap. Çantanı yere koyma. Allah. Çok ciddi. Yani elden ele bıçak geçirmekten tutun. Kara kedi görmek. Çizgilere basmamak. Ondan sonra işte ne bileyim yani dilini ısır, poponu kaşı işte ne bileyim yani. Bazen hepsini aynı anda yaptırıyor mu? Şey oluyorsun. Poponu ısırıp dilini kaşıyasın. Karıştırıyorsun. Bir dakika hangisiydi bu? Yani işte uğurlu silgim, uğurlu kalemim, uğurlu, kalemim uğurlu benim kolyem. İşte ne bileyim şimdi var. Yani onlar yani çok istikrarlı, çok ciddi batı inançları olan bir insan efendim. Benim. Kötü bir şey tabii ama. 16 numaram. Bayağı ciddi bir şey bu aslında. Yani ben bir farkında değilim. Bunu hep unutuyorum ama bayağı ciddi bir şey aslında baktığında. Daha önce profesyonel olarak sinema eleştirmenliği ve yazarlığı yaptım. Evet. Ve bunu hep unutuyorum. Yani yaptım ama kısa bir dönem bile olsa yaptım. Hatta Ayol Çingun'un WordPress'inde paylaştığım şeyler o zamandan kalma yazılarım.
Bayağı onlar bayağı üzerinden para kazandım. Profesyonel yazılarım yani. arkadaşlar böyle bir eleman arıyorsanız evden çalışacak. Kelime başına alırım birkaç kuruşunuzu hadi. İş arıyorum. Yaparım isteyen varsa. Profesyonelim şimdi şunu aslında. Yapıyor, yaptım. Yaptım. Yaptım, yaptım yani. Yapmadım değil, yaptım. Benim diğer bir maddem efendim. Genelde sakız konusunda takıntıları olan bir tipim. Üç sakızın aşağısını çiğnemem. Üç sakız çiğnedikten sonra sakızın tadı geçtiğinde o sakızı atıp üç sakız daha çiğneme alışkanlığına sahibim. Ya da yeni sakız çiğneme alışkanlığına sahibim. Salım çiğnemiyorsun yani. Hayır. hemen hemen bir kere 12 sakız falan çiğnediğim var. Bir kere de. Sakız konusunda bir tuhaflığım var. Ben de farkındayım. Annemler bir kuş sakız alıyorlar ve bir günde bitiyor. Ondan sonra o yüzden de çok fazla almamaya çalışıyorlar bana sakız. Ki bugün aldım. Evet. Tipi. Aldım. 17 numaram. İki kere ölümden döndüm diyebilirim. İkisinde de boğuluyordum. Aa, evet. Birinde gerçekten suda boğuluyordum. Birinde nefes alamamaktan boğuluyordum. Anlaşayım. Ben böyle çok yüzmesine güvenen biri değilim. Yüzme biliyorum ama ya böyle nefes konusunda benim bir şeyim var. Yani mesela uyurken yorgan böyle şöyle azıcık üstüme gelsin, böyle azıcık burnuma doğru gelsin falan. Nefes alabiliyor olmama rağmen böyle falan oluyorum böyle. Hani bir gariplik var yani. Belki ondan dolayıdır hiçbir zaman tam böyle suyla çok haşır neşir olamadım. Çok severim denize girmeye vesaire ama böyle havuzu tercih ederim mesela her zaman. Havuzda oynamayı denize daha çok tercih ederim vesaire. Bir kere herhalde Kınalı Ada'ydı, hatırlamıyorum. İki arkadaşımın, çift bir arkadaşımın iki, yani çift olan arkadaşlarımla gittin. Hani de benim şey, eski arkadaşım. Neyse. Evet. Onlarla gittik. İskele vardı. İşte onlar iskeleden atlıyorlardı. Ben kendime o kadar güvenmediğim için kıyıdan giriyorum falan filan. Çok da dalga vardı o gün ve dalga, rüzgar da vardı ve iskeleye doğru vuruyordu şey. Yani yana doğru dalga vardı. Böyle kıyıya doğru değil. Ve ben biraz açıldım ama hala iskele boyu mesafesindeyim yani. İskeleye geçmedim hala. Cem de arkadaş. Buyurun. Merhaba. 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 Çok memnun oldum. Nasılsınız? Anne! Evet. Ben de Ciki. Tamam. İkna ettik. Neyse, cam iskelenin üstündeydi. Ben de bir şey oldu, yine yoruldum mu, panik oldum, bir şey oldum, çıkmak istedim. Yani artık kıyıya yüzeceğim, çıkacağım. Ama dalgalardan kıyıya yaklaşamıyorum bir türlü. Sürekli iskeleye doğru gidiyorum, yana doğru. Gidemiyorum. Gidemedikçe daha çok panik oldum. Oldum, boğulmak üzereyim. Artık nefes alamıyorum. Panik olunca da zaten kontrolümü kaybettim falan. Tamamen Cem'e seslenmeye başladım. Cem anladı benim, bende bir terslik olduğunu. Ve iskelede nasıl anlatayım size? İki adam boyunda falan. Ve bir tane halat var önümde. Halat yosun tutmuş. Tutunmaya çalışıyorum, kayıyorum. Tutunmaya çalışıyorum, kayıyorum. Ve iskele de şey, taştan yapılma bir iskele. Üstü düz ama kenarları taş böyle. Hani girintili çıkıntılı falan vesaire böyle çakıllar, minnandalar, deniz kabukları vesaire var. Ben o canı havliyle, şimdi Cem yere yattı göğsüne. Yani minimuma indi bana yaklaşabilecek. Kolunu uzattı. Yani yer burasında şöyle uzattı. Diyor ki bana elimi tut ama ya adam ya 2 metre yukarıda. Benim oraya çıkmam lazım. Ben o can abi de sen o duvara tırma. Neredeyse düz duvar. Bir yanda halat, bir yanda ayak falan derken. Sonra Cem'in elinden tuttum, beni çekti. Tabii benim böyle buralarım, her tarafım çizik içinde falan. Ve bayağı su kustum falan ben o gün. Hakikaten ölüyordum. İkincisi de 3 yıl önce falan herhalde. 3 ya da 4 yıl evvel okulda. Tiyatro festivali yapıyoruz. Yabancı misafirlerimiz var falan filan. Onlara yemek verdik. Biz de yiyoruz onlarla beraber okulda, okulun kantininde. Ben de o zamanki erkek arkadaşım karşı karşıyayız. Yanımız işte 4-5 tane daha Türk arkadaş, bir de yabancı. Sanırım İtalyanlar vardı. Hatırlamıyorum. Yunanlar da olur. Yunanlar vardı. Yemek yiyoruz. Her zamanki pilava abanıyorum ben. Bir de böyle esnaf pilavı gibi oluyor ya okul pilavı. Çok severim onu, böyle yağlı yağlı.
Neyse pilava gömülüyor falan. Orada bir komik bir şey oldu falan filan. Ben pilavı yerken sen gülme krizine gir, o pilav sıkış. Ay. Bir yandan hani güldüm sonra öksürdüm. Hani böyle şey olursa ya helal helal. Hani herkes öyle sanıyor. Çok normal. Bir yandan öksürüyorum hani çık hani nefes almaya çalışıyorum alamıyorum. Neyse herkes helal helal falan yapıyor. Gülmeye devam ediyorlar. Ama ben hala devam ediyorum. Şimdi ben oldukça onlar hani gülmeye yani böyle çok saçma bir şey vardır ya orada. Hala gülüyoruz yani. Onlar hala komik bir şey var gibi bir şey oluyor. İşin ciddiyetini kimse fark edemedi. Onlar fark edemeyince ben daha çok panik oldum. Zaten nefes alamıyorum. Dedim ki hani bu yani o an böyle saniyeler içinde hani bir canavliyle oluyor. Düşünmüyorsun aslında refleks gibi bir şey. Dedim ki benim hani fark etmeden lazım şey. Bir yandan arkadaşıma bakıyorum. Kurban oluyorum böyle. O da hani helal falan. Yani o daha ciddi diğerlerine oranla ama o da helal helal falan yapıyor hala. Kendimi yere attım masadan. Yani oturduğum yerden yere bıraktım kendimi ki işin ciddiyetini anlayıp bir şey yapsınlar diye. Yoksa hani gökü gideceğim. Ben kendimi bırakınca Uğur da maşallah 2 metre adamdı. Selamlar buradayım. Selamlar. Ben kendimi yere atınca Uğur direkt hani hemlik yaptı bana. Anladı işince böyle falan oldum böyle. Hemlik yapınca o filmlerdeki gibi böyle pıçang diye çıktı böyle o pilav. Ve 2 gün falan sesim çıkmadı. Öyle öksürmüşüm ki bütün ses tellerim zedelenmişti falan filan. Kendime gelemedim 2-3 gün falan böyle korkudan zaten. Öyle 2 defa evimden dönmüştüm. Boğulmak deyince benim de aklıma geldi. Herhalde 3 ya da 4 yaşındaydım. Havuzun kenarında böyle oynuyordum. Ben kolluklarımla yüzüyordum o zaman. Ondan sonra. Ve bir arkadaşım geldi. Elimde böyle plastik yumus gibi bir şey tutuyordum. Ondan sonra iç kakış falan şeklindeyken. Kolluklarım falan yokken ben büyükler uzundan düştüm. Ondan sonra ve annem de böyle şey havuzun kenarında oturuyor. Ondan sonra ve işte denize şey havuza girmiyor mu? Yani böyle bir şey üzerinde tişört şortu oturuyordu. Ondan sonra ve benim saçımı görüyor. Ben hayal meyal hatırlıyorum ama böyle mavi mermerleri falan gördüğümü, suyu gördüm ve batmaya başladım. Hayal meyal hatırlıyorum. Bir de küçüksün yani. Evet. Büyüklük 2 metre falan tabii. Yani. Ondan sonra ve annem üzerindeki kıyafetlerle atlayıp çıkarıyor beni. Hakikaten boğuluyormuşum yani. Ve çocuk kafasıyla hani hiç anlamadım yani. Sadece nefessiz kalmaya başladım hatırlıyorum. Ve hani enteresandır. Hani hiç sudan korkmam. En çok güvendiğim şeydir su. Evet. Ve çok da hani iyi yüzen bir tipim. O yüzden de belki korkmuyorum ama hakikaten hani boğuluyordum yani. Onu biliyorum. Yani çok fenaydı. Söyleyeceğim bir başka şey. Efendim ben fondöten ya da BB krem gibi hiçbir şey kullanmıyorum. Enteresan. O zaman bize suratındakini açık. yani şöyle çok cildi problemli bir tipim ben. Çok hassas ciltli biriyim ve çok ciddi akne problemleri yaşadım. Doktorum o zamandan beri bana dedi ki fondöten kullanmayacaksın hayatım boyunca. BB krem de kullanmayacaksın hayatım boyunca. Ben o zamandan beri mineralli pudra denilen bir şey kullanıyorum. Ama hiç yani öyle kalıp şeklinde falan kapatmadım suratımı. Çok özel bir şey olması lazım. Yani işte düğün, mezuniyet falan olması lazım. Onun dışında hiçbir zaman hayatımda hiç hani fondöten hayatımda bir kere aldım. Hala aynı fondöten duruyor. Ve hani hiç fondöten kullanmayan bir tipim yani. Benim 18 numaram. Kısaca geçebilirim ki güzel denk gelmiş. En sevdiğim renkler siyah ve kırmızı. Bu kadar. Bilmiyorum. Ama siyah yani her zaman tercihim. Evet. Siyah. Aslında bu arada teknik olarak siyah bir renk değildir. Evet. Ama işte lafın geç. Yok. Yani benim diğer söyleyeceğim şey yine ciltle ilgili olarak ben hiç güneşlenmeyen biriyim. Bütün yazı 50 faktörlü bir güneş yağıyla. Aynen hatta öyle bir sürer ki hani güneş kreminin beyazlığı görürsünüz yani. Şemsiyenin altından hiç çıkmaksızın. Hiç yanmadan yani ben gidiyorum insanlar bronzlaşıp dönüyorlar ben hala aynı beyazlıkla dönüyorum tercih gidiyorum ama yanmadan dönüyorum böyle bir durum var çünkü güneşe çıkmam yasak o yüzden güneşte sevmiyorum yani. 19 numara kendimle ilgili pişmanlıklarımdan birkaç tanesidir. Eskiden İspanyol gitarı klavye ve bateri çalabilen bir insandım. Evet. Artık hiçbirini yapamıyorum. Yani gitarı elimde doğru düzgün tutamam. Klavyeye belki biraz uğraşmam lazım hani peşari yapabilmem için. Bateriye geçen gün oturayım dedim.
Cıstak bile yapamadım yani. Evet, bateri çok iyi çalıyordun yani. Evet ya, onu bırak. İyi çalıyordun bateriyi. Bateri çok masraf ya. Çok masraf abi. Sürekli stüdyoya gidip çalışman lazım. Nerede bulacağım bateri? Masraf. Mesela yine iyi biriktirmişim, parada gitmişim sürekli. Efendim benim... Bir de blok flüt. Ha, bir de blok flüt. Ama onu hepimiz çalıyoruz. Yılan hikayesi. Kan kan. Evet. Falan. Ay. İğrenciz. Tükürükler fışkırıyor falan. İğrenç. Senin bir kırmızı blok flütü vardı. Aynen, bir de alet çözebilen oldu mu içinizde hiç? Çık çık var ya. Hani bazısı böyle kapatır sallardı, bazısı pamuk sokardı, o pamuk siyah çıkar falan. Efendim benim diğer söyleyeceğim şey, bunu pek çok insan bilmez. Reçel pişerken bir koku çıkar. Yanık şeker gibi. Öyle ama enteresan bir koku. Ben bu şey kimyasal bir koku. Ondan yani bahsediyorsun. Böyle garip bir koku. Yani hani böyle ağır bir koku. Ben o kokuya asla duyumsamamalıyım. Midem tamamen bulanır ve hatta yani çıkarabilirim. Hayatımda en nefret ettiğim kokudur. Ve hani kaçasım falan gelir yani. Madem koku dedik, benim 20 numaram koku, tat, görüntü hepsi bir arada. Gerçekten sevmediğim ama sevmeye çok istediğim bir yemek ve canlıdır. O da balık. Ben hassasıyım balığın. Denizden ne çıkarsa yerim. Ben bir tek konserve, ton balığı ve midye dolmayı yiyebiliyorum. Ama Kore'de işte hocam bana yılan balığı bir parça yedirdi ve aşık oldum. İnanıyorum ileride sevebileceğime inanıyorum. Hep çok özenmişimdir böyle. Ay. Hani balık seven gerçekten çok seviyor ya böyle. Ulan ne var lan bu balıkta bu kadar sevecek falan. Hani o şeyi ben de yaşamak çok istiyorum. Denerim, öyle çok kaçan biri değilimdir ben böyle sevdiğim evet, şeylerden. Değil. Sürekli mesela Gizem mutlaka yediğinde bir parça bakarım, arkadaşlarım yediğinde yani, çünkü insan damak tadı değişebilen bir şey yani. Eskiden sevmediğiniz şeyleri şimdi seviyor olabiliyorsunuz veya tam tersi olabiliyor. O yüzden sürekli kendimi deniyorum ama hala yani mesela ne bileyim alışveriş merkezlerinde balık rayının önünden geçemem. Evet. Bakamam. Bodrum'da mesela altta pot duruyordu böyle, Selam bakma dedim ben. Falan oldu. Yani mesela ne bileyim bir filmde izleyebilirim. Hmm. Ama direkt önümde olunca hem koku hem görüntü hem de o tadının aldığım şey yani hafızamdaki şey aklıma gelince, üçü bir araya gelince bana bir hayaller geliyor. Yani eskiden böyle ağzım burnum kapatıp geçerim, yine daha kontrollüyüm artık hani zaman geçtikçe, ama hala da pek geçmekten haz etmem. Ki bugün mesela yolumu değiştirdim. Hmm. Migros'tayken evet, tam önünden geçebilecekken arka reyondan geçtim mesela. Geçsem de bir şey olmaz. Ama yani tercih etmiyorum. Böyle kafası mafası duruyor böyle hayvanın bir. Garip yani. Efendim ben şeyciğim bir şey yani, el terlemem. Çok ciddi eli terleyen bir insanım ben. Yani yazılılarda falan kağıtı ıslanan falan bir tipim. Genellikle stres yaptığımda oluyor. Ondan sonra tiroidle bir alakası varmış aslında ama yani stresliysem falan ve hatta en çok kafama taktığım şeydir olan bir erkek arkadaşım yani beni nefret edecek yani böyle. Ve eldivenle geziyorsun güzel sürekli yaz kış. Ve bu yüzden de hatta egzama falan oluyor elim yani. Ondan sonra ama yapabileceğim bir şey yok yani, elime botoks yaptıracak halim yok. Harmanyak değilim. 21. Şeye gelirsek, koku konusu çok hassas bir insanım. Yani koku hafızası çok yüksek. Mesela Gizem'in görsel hafızası çok kuvvetlidir. Benim de koku hafızam çok kuvvetli. Mesela biriyle ilk tanıştığımda ki mesela parfümü neyse ve bir süre ben o parfüm kokusuna alıştıysam, o kişi o parfümü değiştirdiği an, saniye anlarım ve sanki başka biriyle konuşuyormuşum gibi hissederim. Ne kadar yakın olursam olayım. Hani şey olurum direkt böyle, sen anlaşırken parfümü değiştirmişim. Hani böyle bir, sen ne yaptın sanıyorsun şerefsiz der gibi, hani parfümünü değiştirmişim, ne akla yaparsın bunu bana gibilerinden. Yani insanların kokularıyla çok bağdaştığım bir insanımdır. Mesela abimin kendine has bir odasının kokusu bile farklıdır. Kendi kokumu ayırt edebiliyorum, ne bileyim işte çok yakın arkadaşlarımın, hocamın kokuları falan filan. Yani hep onlar benim hafızamda kalmıştı. Son zamanlarda annemle de fark ettiğimiz bir şey var. Hani bazı yemeklerin çok spesifik kokuları vardır, onu her zaman anlarsın ama öyle olmayan şeylerde şey oluyorum böyle. Mesela yemeği daha pişirmemiş oluyor. Pişirme aşamasında oluyor. Ben şey alıyorum. Soğan atıyorum şu an. Soğan, bezelye ve mısır pişiyor şu an aynı anda falan oluyorum böyle. Hani bir kokuya bir hassasiyetim var belli ki. O yüzden böyle koku konusunda kendime de çok dikkat etmeye çalışıyorum ki şu an
Bokum gibi kokuyor. Eve gidemedim. Efendim ben... Bokum böyle kokmuyor. Keşke böyle koksaydı bokum. Baya güzel kokuyor lan saçım. İyi güzel kokuyorum ben. Ben çok uzun bir süre yürüyememişim. Çok geç yürümüşüm. 14 aylık, 16 aylık falan yürümüşüm. Annemler korkmuş herhalde hiç yürümeyeceğim diye. Ve yürürken de parmaklarımın ucunda yürümeye başlamışım. Evet. O yüzden de annemler beni 2,5 yaşında baleye yazmışlar. Ve çok uzun süre bale yaptım. Ondan beridir alışkanlık. Hiçbir zaman ayağım taban basarak oturmam. Her zaman parmaklarım kıvrık otururum. Ve benim hayatımda en rahat ettiğim şeydir. Parmaklarım böyle kıvrık oturmak. Şöyle. Ayak parmaklarım genelde hep kıvrık otururum. Benim. Hatta şu anda öyle oturuyormuşum. Ben de tam tersi böyle oturuyorum. Ha, ben şöyle. İlk imzam. Ha. Aldığım ilk ünlü imzası. Bilmiyorum yine büyük bir ihtimalle tanımıyorsunuz. Dakar Rally'sini ilk kazanan Türk'tü kendisi. Kemal Merkit. İlk imzasını aldığım ünlü, hayran olduğum ünlü oydu. Daha böyle posterini imzaladı. Çok memnun olmuştum. Çok sempatik bir adamdı. Efendim benim diğer söyleyeceğim. Senem uyku alışkanlıklarından bahsetmişti. Ben çok uyku alışkanlığı olan bir tip değilim. Ama çok uzun bir süre yataktan düştüm. Çok sürekli olan yani bir 10-11 yaşına kadar çok sık düşen bir tiptim. O yüzden de annemler benim yatağımı bir tarafını hep duvara dayalı olarak sürdürdüler. O yüzden de şimdilerde bir tarafımda duvar olmadan uyuyamıyorum. Alışkanlık. Evet, alışkanlık oldu. O yüzden de otellerde falan çok sıkıntı çekiyorum tabii ki yani uyumakta. Duvar yok falan diye. Oluyor. Yine ünlülerle bir gerçeğimi söyleyeyim. İlk fotoğraf çektirdiğim ünlü. Ki daha önce biraz önce bahsettim. Mor ve Ötesi'nin basçısı Burak Güven bir konser çıkışı adamı bekleyip böyle yaklaşıyorum falan deyip sonra da şey yapmıştım. Bu arada her konserlerine gidiyordum yani bir yere. Ben her konserde balıklar diye bağıran kızım falan yapıyorum. Aa hakikaten mi ya? Hep böyle sen olmadığında fark ediyorum falan demiştim abi. Öyle mi oldu falan şey? Falan deyip böyle hatta Facebook'umun da millattan önce olan kısımlarında bir yerlerimde var. Böyle üstünde kırmızı bir mont var. Ben de böyle vatuz gibi böyle yapıştırdım adama belinde. falan diye. Ki adam bildim bileli evli falan yani. Ama hakikaten çok severim kendisini. Hiç de yakışıklı bir adam değildir ama çok severim yani. Bana yakışıklı. Sana olmayan değil, bana yakışıklı. Efendim, benim söyleyeceğim bir diğer şey. Bu biraz loser bir şey ama. İlk defa tek başıma ailemsiz Taksim'e gittiğim gün üniversite birinci sınıftaydım. Benim de 3 yaş falan diyorum. 17 yaşında falanmışım yani demek ki. Tabii 17 yaşındaydım. 18 üniversite 2. sınıfta. 17 yaşında. Çünkü benim Nişantaşı sınırları dışına çıkmam yasaktı. Yani Nişantaşı'da her yere gidebiliyordum ama Nişantaşı sınırları dışına çıkmam yasaktı. Ve Nişantaşı'da saat sınırı da yoktu yani. Evet. Nişantaşı'nda nerede olursa orada olabilirsin ama Taksim, Beşiktaş falan tehlikeli bölgeydi. Sonra Beşiktaş sınırım kalktı bir süre sonra. Çünkü dershaneye gittin orada. Evet. Ondan sonra lise 2, lise 3'te hep öyle geçti. Ama sonra üniversite birinci sınıftaydım. İlk günüydü hatta. İlk defa arkadaşlara Taksim'e gidelim falan dediler. Ben böyle gidebilir miyim acaba falan. Annem telefon açtı işte neredesin Taksim'deyim dedim. Tamam iyi dedi telefon kapattı. Ben bayağı bir şok olmuştum böyle. Annem tamam dedi ne oluyor ya falan diye ben. 17 yaşındaydım muhtemelen. 24. Aa sona geldi. Ay çok. 24. Arkadaşlar kronik ürtiker hastasıyım. Stresliyim ben sinirlendim. Tehdit ediyor arada. 24'ü ne zaman geldin be? 24 şimdi. Evet hepsini söyledim işte. Ben niye 24'te değilim? Sen kaçtasın? O zaman ben fazladan yazmışım. Bak ya. Neyse. Kronik ürtiker hastasıyım. Ürtiken nedir ki ne? Biz bunu yıllarca alerji sandık. Evet. Ama doktora hastasız. Yok böyle kaç 10 küsür ya yani 10 küsür hatta ondan fazla 10-15 yıldır falan yani var bu bende. Böyle başlarda çok fenaydı ama artık böyle çok nadir ve az oluyor ama ilk başladığı zamanlarda hatta bir gün bir okul pikniği mi bir şeyde çıkmıştı ne zaman olduğunu hatırlamıyorum da böyle vücudumun her yerinde sinek ısırığı gibi minik kabarcıkların çıktığını düşünün ve cehennemlik kaşındığını düşünün yani.
O kadar çok kaşınıyordu ki acı hissetmiyordum. Yani kaşıdığım yeri parçalayıp bunu hissetmiyordum yani, öyle diyeyim ki her zaman tırnak uzun bir insan. Böyle yardırıp 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 o etleri yolup yolup hissetmiyorsun yani, öyle bir kaşıntı. Düşünün ve her yerde, yani avuç içlerim, ayak altım hariç her yerde olduğunu düşünün. Hani nereni kaşıyacağını şaşırıyorsun falan, çıldırıyorsun, böyle yarım saat falan kaşınıyorsun sürekli. Ve biz bunu hep şey sandık. Birdenbire sıcak olunca, hani veya hani birdenbire koşup çok ter, yani terlemekle alakalı değil de vücudunun çok fazla ısı yaratmasıyla alakalı olduğunu sanıyorduk ki 4 sene önce falan filan bunun aslında ürtiker olduğunu ve kronik olduğunu öğrendik. Sanki beraber öğrenmiştik. Gidemle gittik öğrendik. Öğrendim. Ürtiker de strese bağlı. Kurdeşen. Kurdeşen, evet yani. Vücut salak, benim sen, vücut anlama sen. Yine sıcakla alakalı, evet ama nasıl sıcakla? Hani böyle stres olduğunuzda, sinirlendiğinizde vücut ısınır, artar ya. Benim ne zaman artarsa vücut ısım, geri zekalı streste zannediyor benim vücut. Yani bir terslik olduğunu zannedip onu atmaya çalışıyor. Hı-hı. Otomatikman o kavercikler çıkıyor. Şimdi dediğim gibi eskiden her tarafımda çıkıyordu. Şimdi bir yani klasik birkaç yeri var. Mesela şuramda çıkar, hemen şuramda çıkar, işte sırtımda bir tane mutlaka çıkar. Ve belirli yerlerde 20-30 tane çıkıyor artık. Yani ve 15 dakikada falan geçiyor. Yani çıldırtmıyor, yani yaşamımı etkilemiyor. Bir de o zaman çok yoruluyordum. Bütün günüm bitiyordu yani. Hani ben böyle küvete buz gibi su doldurup kışın içine de buz atıp içine girdiğimi biliyorum yani. Kaşınmayayım ya, kendimi uyuşturayım da kaşınmayayım falan diye. Korkunç bir şeydi. Şimdi ufak ufak geçiyor ama böyle, o yüzden beni stres yapmayın. Ay yapmayın ya. Stres yapan dövün ya. Çıkıyor sonra böyle şey oluyorum ya. Efendim, benim söyleyeceğim bir diğer şey. Hayatımda kitapları hep çok sevdim. Hep yani kitap manyağı biriyim. Yani Senem de öyle. Deli gibi kitap okuyan biriyim. Hani bu konuda hakikaten biz hani psikopatız. Ve hani hiçbir zaman kitap almayı bırakabileceğimi de zannetmiyorum. Ama hiçbir zaman bir kitaptan nefret etmedim. Bir kitaba nefret duyulabileceğini de hiçbir zaman düşünmedim. Bir kitabın yakılması falan hani benim için hep çok kabus bir şey oldu ama. Day After Tomorrow geliyor aklıma. Hayatımda bir kitabı asla okumak, görmek, kütüphaneme almak, çocuğumu okutmak dahi istemiyorum. O da benim ilkokulda yaz ödevimdi. Dönemsel olarak da kötü bir dönemdeydik. Ama Oliver Twister, nefret ederim o kitaptan. Hiç sevmem. Yani böyle hayatı boyunca işte sırf zorluk ve işte sefalet kitabıdır. Ve hani için kararı böyle okurken. Ve kitap akmaz yani. Böyle 20 sayfada falan kalırsın yani. Ben herhalde aylarca falan okumuştum onu. 3 ayda falan bitirmiştim şu kadarcı kitabı. Ve hala böyle yani ay falan oluyorum. Benim yani de öyle lanet bir kitabım var. Aşkı Memnu. Aa evet. Allah'ım ya Rabbim, benim de dönem ödevimdi. Yapmadım zaten o dönem ödevimi. Ama değiştirdim. O, evet. Yani. Çıldırıyordum ya. Böyle bir şey olamaz. O da ya. Öf. Dizisinin de alakası yok bu arada, biliyorsunuz. Evet. Ha, benim son faktime gelirsek, aslında benim adım Senem olmayacakmış. Evet. Hatta o kadar olmayacakmış ki herkesin o bana ilk koymayı düşündükleri isimle alakalı hediyelerine, bileyim künye olsun vesaire olsun falan, hala durur öyle şeyler. Ve birçok yerde de benim hala internet üzerinde nickname'imdir. Devam eder. Çok da sevdiğim bir isimdir. Neden Senem'i koydunuz ya falan diye isyan etmişim. Ayrıca ki Senem adını da çok severim. Ama isyanım şu yönde. Şöyle Agrin koyacaklarmış benim adımı. Abimin ismiyle şey uyumlu olsun diye. Abimin adı Arvin. Hani onun kızımızın ki Agrin olsun falan filan diye. Babam da demiş ki oğlumuzun adı Fars ismi, kızımızınki Türk ismi olsun demiş. Annem de okey, çok mantıklı demiş. Senem olmuş. Ama abimin Türk göbek adı var. Evet. Benim niye Fars göbek adım yok? Neden Senem Agrin biricik olmamışım ben? Bana bunun hesabını verin. Ana. Babay. Aslında ondan öncesi de var. Agrin'den önce istedikleri bir isim var. Onu da biliyorsun. Abim kurtarmış hayatımı. O konuda ya ben ya efendim. Bak şu tipi düşün. Ve bunun adının Aynaz olduğunu. Aynaz. Abim de demiş ki, bak abim 9 yaşında. Hatta 8 bile olabilir yani. 9 yaş var aramızda. Demiş ki Aygaz diye dalga geçerler. Koymayın. Adamdaki zekaya bak yani, ana baba düşünemesen. Hi guys. Dönün var ya onun gibi.
Aygaz diye daha geçerler. Koymayın demiş. Sonra vazgeç. Aynaz ne ya? Şuna Aynaz. Bak. Bundan Aynaz olur mu? Kafa göz yarıyor böyle sürekli Aynaz. Ama bilmedim Aynaz. Bir de şey. Aynaz Biricik. Kus. Agrim Biricik güzel ama. Agrim cool isim ya. Benim de isim deyince aklıma geldi. Benim de ismim aslında Ecem olacakmış. Ecem istemiş. Kraliçe demek değil mi? Kraliçem demek. Ecem mi? Ece mi? Öyle bir şey çok istemiş teyzem. Ecem olsun, Ecem olsun diye. Ama aslında o olurmuş. O kadar da ama güzel miyim? Ama babam Allah rahmet eylesin ben doğmadan önce İzmir'de Meryem Kilisesi'ne gitmiş ve daha benim esamem okunmuyor. Düşün. Esame nedir? Yani daha ortalıkta hiç okumuyor. Aynen. O kadar. Ondan sonra ve hiç böyle bir fikir yok. Ve babam Meryem Kilisesi'nde benim bir kızım olacak. Adı da Gizem olacak diye adamış. O yüzden de benim adım Gizem olmuş. Bir erkeğin de kız çocuk istemek için adam olması benim adım. Ama Ecem bana nasıl olur? Ya Ecem benim tipler hep böyle ne bir uzun sahne. Benim de gözümde hep sarışın nedense Ecemler. Ben de Ecem, hiç olmaz yani. Kriterin sarışın nedense. Benim hiç olmam yani. Var mı senin daha fazla yazan insan? Bir, bayağı o mektup yazmış. Söyleyeceğim şey, Titanic ve Hayalet Gemi'yi seyrettikten sonra bir hafta boyunca uyuyamamıştım. Ama Hayalet Gemi hakikaten çok yutmuyor. Ay hele o filmin başındaki kablo sahnesi var ya. Bir de şey, konserveleri açıyorlar da kurtlar öpüşüyor ya. Adam hayaletle öpüşüyor. Bir de sonunda tabutları taşıyorlar. Tabutları taşıyan adamlar aslında hayalet. Biz normalde böyle filmleri izleyemiyoruz. Kanını böyle ölçülü böncülü ikimiz de sevmiyoruz. Ama Titanic'e ben bayağı etkilendim. Titanic'te neyden? Titanic'i repli ezberebilirim. O kadar çok izledim. Titanic'te neyden etkilenmiştim? Kaptan hani gemi böyle kalkınca atlıyordu pervaneye. Denk geliyor. Kaptan değil o. İşte. Biraz. Kaptan değil, kaptan şeyde ölüyor. Tablo şöminenin önünde tabloda şak diye yüzüne vuruyor şey. Yani ondan çok etkileniyor. Aynen. Böyle. O pervane çarpma sahnesi olup böyle bir hafta boyunca uyuyamamıştım. Ne olacaksa ya bir an içinde geminin içinde misin? Gemi batacak mı? Hayalet gerçekten o. Sahne hani böyle kesiyor adam böyle duruyor sonra yavaş yavaş kayarak düşüyor. Çok iğrenç. İlk izledim korku film miydi bu arada Hayalet Gemi? Daha önce hiç korku filmi izlemiştim. Benim eski sevgilim şey izlettirmişti bana ama bütün seriyi ve sinemada testere. Artık böyle kusacağım falan kan. Bak korku filmine yine katlanabilirim yani psikolojik oldu falan filan. Yani onlara katlanabilirim mesela işte Scream'ler falan. Onlar tatlı güzel. Ama testere mesela senaryo olarak çok seviyorum. Çok zekice yazılmış senaryolar. Ama yani kitap olarak bile katlanamayabilirim yani ki. Ama Ya ben şey filmlerden de hoşlanmıyorum işte. Hani psikolojik gerilim severim işte. Ben mesela Paranormal Activity falan iğrenç geliyor. Ama aynen. Çocuk filmi gibi. Hani ben şeylerden hani şeyler falan seyrederim işte psikolojik işte öyle, gerilim. Evet işte. Şey mesela neydi The Room muydu? The Room gibi. Onun gibi çok i̇şte güzel. İşte The Cube filmden. Gibi işte. Şu an bak yine konunun dışına sattık. Her zamanki gibi aynen. Lanet olsun bir de. Hide and Seek gibi hani evet. Böyle karakter bölünmesi falan yaşayan insanlar gibi. Hani pek çok şey seyredebilirim ama hayalet, peri... İşte yok, ne bileyim şey. Canavar, kan, testere ben, kestin. Kan, şey var, şey. Texas Chainsaw mu? Öyle bir şey var. Texas katliam. Bunu da izletmiştim. İğrenç bir de şey. Ha Texas şey değil mi? Şey, evet doğru testere şey değil mi? I wanna play again. Ha o Texas katliam şey, testere evet, adam. Evet. İğrenç. İğrenç. Şey, ama benim öyle iğrenç olup gerçekten yani sevdiğim değil ama hakikaten çok etkileyici bulduğum bir filmim var. The Wax House. Ama o çok farklı. Çok güzel bir film değil mi o da? Onu da böyle kusak falan diye izliyorum ama böyle yine de izliyorum falan. Yani diye. Çok şey yani korku filmci değiliz çok biz. Yani yok, biz gerilimciyiz daha çok. Aynen gerilimci. Söyleyeceğim bir diğer şey kedileri sevmiyor olmam. Ben çok seviyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Yani hayvanlara eziyet ediyorum falan babında anlamayın. Hatta bugün köpek vardı. Köpeği çok sevdim böyle. Aynen köpek sevdim. Köpek seven biriyim. Bunun da sebebi annem kedi fobisi olan biri. Ve hatta yani düşüp bayılabilir kedi ani hareket ettiğinde. O yüzden de ben çocukluğumdan beri kedilerden korkan bir tip olmuşum. İki kedi var hayatım boyunca sevdiğim. Biri Garfield, öteki de Oak Cat. Onun dışında hiçbir kedi var. Oak Cat. Oak Cat. Oak
Okay. Yani ikisi de gerçi okay. Normalde düşünürse pek etsemiyor. Okay. Chan Song'un doğum gününde Chan Song'a Chan Song Samchon Sengül Çukay'ın dedi. Tweet attı. Samchon ne lan? Chan Song amca. Doğum günü kutlu olsun ben okay. Son maddem ise. Oha lan 30 son oldu. Son maddem. Lion King filmini hiç sevmem ve hiçbir zaman seyretmek istemem. Lion King, ha. Evet, Aslan Kral. Mantıklı. Çünkü müziği ve hani bana hep böyle mutsuzluk ve hani böyle nasıl diyeyim hüzün vermiştir. O yüzden de Lion King filmi bana çok böyle animasyonlar çok... duygusal bir film zaten. Yani böyle çok... Bir de şeyden, kötü kaplandan çok korkardım çocukken. Scar. Ha, ve yanında da böyle tipler vardı. Sırtlanlar. O yüzden çok korkardım. O yüzden de hala izlemek istemem yani. Değil mi? Evet. Bu kadar. Bu kadar. Bitti. Çok bilinmez değiliz yani. Evet, hakkımızda 25 ile yola çıktığımız ama 50'ye tamamladığımız. Evet. Gerçi bilinmeyen gerçeklerimizin sonuna geldik efendim. Evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Annyeong.